TV5 ekranlarından yeniden hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Sabah gündeminin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Erbakan haftasındayız. Milli Görüş lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Konuğumuzla birlikte Erbakan'ı konuşacağız. Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Nagihan Gül Asil Türk Hanım Efendi. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Erbakan'ı anmak mı, anlamak mı? Evet, öncelikle izin verirseniz izleyicilerimize bir hayırlı sabahlar diyerek başlamak isterim ve tabii ki sizin şahsınızda TV5 televizyonumuza da ilkeli yayıncılığından dolayı teşekkür ederek daha nice yıllar inşallah bu doğrultuda yayın hayatını devam ettirmesi i̇nşallah. Dileklerini ilettikten sonra sözlerime başlamak isterim. Evet, Erbakan hocamı anmak, anlamak için zaten. Yani biz Milli Görüş camiası olarak yapılan işi laf olsun diye yapmamayı zaten ondan öğrendik. Yani Erbakan hocamızı analım da bir görevi yerine getirelim değil bizim bu her beşincisini geçirdiğimiz bu anma programı. Evet, Erbakan hocamızı anacağız ama anlamak için anacağız. Ve Erbakan hocamızı hem bu topluma unutturmayacağız ve arkadan gelen nesillere de bakın öyle bir lider geldi ki bu ülkeye, öyle hizmetler yaptı ki bunlar hayal değil. Bunları siz de yapabilirsiniz. Yeter ki siz bu devlet, bu milletin inançlı evlatları olarak inandığınız şeyde azmedin, hayallerinizi ortaya koyun, inançlarınız doğrultusunda doğru olanın, güzel olanın, iyi olanın, adaletli olanın tarafında olun, Allah size yardım etsin ve önünüz açılsın, ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin diye aslında onlara bir yol açmak, bir önder göstermek, bir örnek. Hani şimdi diyorlar ya rol model diye. Evet, bu inançlı milletin bir rol modeli var ve biz bunu anma programlarıyla aslında anlatmaya ve anlamaya çalışıyoruz diyelim. İşte bu rol model derken herhalde hem de aslında hem gençlere hem de bir de siyasilere de aslında bir rol model ihtiyacı var değil mi? Şu anda siyasi alanında baktığımız zaman işte birbirleriyle nasıl konuşacağını bilmeyen liderlerle karşılaşıyoruz. Evet. Sürekli bir gerilim ortamı var. Erbakan Hoca'nın biraz da bu siyasilere örnek olması gerekiyor. Kesinlikle. Aslında belki şuradan başlamak lazım Selim Bey. Yani biz Erbakan hocamızı boşa sevmedik. Biz Erbakan hocamızı başkalarının yaptığı gibi boyu, posu, işte farklı özellikleri için sevmedik. Biz inandığı doğrultuda hayatını şekillendirmeye çalışmasını ve onu dayadığı inanç sisteminin mücadelesini verdiği için sevdik. Düşünsenize senelerdir bastırılan bir millet var ve onlara şu denmiş. İşte bakın camilerde özgürce namazınızı kılıyorsunuz. Başka ne istiyorsunuz? Siz namazlarınızı camilerde kılmaya, dört duvar arasında dininizi yaşamaya devam edin. Biz sizin adınıza kendi istediğimiz gibi sizi yönlendiririz. Kendi istedikleri gibi dedikleri de aslında dış güçlerin kendilerini yönlendirmeleri gibi. İşte Erbakan hocam çıktı ve o tarihi çıkışıyla hani bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar şeyinin de başlangıcı bu. Onlara dedi ki o bu vatanın inançlı evlatlarına hayır. Size dayatılana mecbur değilsiniz. Siz inançlarınız doğrultusunda kendi kazanımlarınızın mücadelesini vermek zorundasınız. Ve bu mücadeleyi açtığı için seviyor özellikle milletimizin bütün kesimi. Ve öyle bir mücadele ki siyasete yeni bir boyut getirme mücadelesi. Cumhuriyet tarihi boyunca hep tek düzeleşmiş bir sistemin dışarıdan dayatılan sistemin bir alternatifini oluşturduğu için siyasete yeni bir boyut getirdi. Yani kendi ifadesiyle Milli Görüşler sizler Siyonizm hapishanesinde isyan çıkarmış birkaç Müslüman olarak tabir ediyordu. Evet, evet. Biz yani o yeni bakış açısını inancına dayandırdığı için yeni oldu zaten. Yani öyle ki siyasete yeni bir literatür kazandırdı Erbakan hocam. Hiç duyulmamış
faizsiz ekonomik sistem diye bir şey çıkardı, ortaya attı. Önce ahlak ve maneviyat dedi. Yani faizsiz ekonomik sistemi aslında belki o zikretmeden önce hiç kimse rüyasında bile göremezdi. Ama o ortaya öyle bir şey attı ki ve dedi ki siz bunun için mücadele edebilirsiniz. Niye? İnancınız böyle emrediyor. Aslında faizsiz ekonomik sistemi ortaya attı. Belki sistem olarak ortaya attı ama o dönemde işte 1960'larda ortaya çıktı, 69'larda ortaya çıktı dönemde faizin de haram olduğunu tekrar hatırlattı insanlara. Tabii tabii. Zaten İnanç merkezli siyaset demek istediğim bu. Öyle bir siyaset anlayışı ortaya koydu ki doğru, yeni ve inanç merkezli. Bu çok önemli. Evet. Yani attığı her adımı inanca dayandırdığı için zaten karşılık buldu. Niye? Bu vatanın evlatları öyle bir ecdadın torunu ki onlar 600 sene 3 kıtaya hükmederken kendi inanç sistemiyle hükmetmiş ve bundan dolayı başarı kazanmış. Ne zaman ki inanç sisteminden uzaklaştı, işte o zaman kaybetmeye başlamış. Ve Erbakan hocama inananlar, onun arkasından giden milyonlarca insan bunun farkına vardığı için sahip çıktı. İşte o inanç merkezli dediğim bu. Yani siz Allah rızası için bir adım atarsanız Allah size mutlaka yardım eder. Ve Allah yardım edince de size galip gelecek kimse yoktur. Biz bunu Erbakan hocamızın siyaset sahnesinde uygulamalarıyla, hükümet ortaklıklarıyla, sadece ortaklıklarıyla diyorum bakın, tek başına iktidar olmadığı halde bunun uygulamalarını gördük ve istenirse yapılabileceğini gördük. Aslında bizim bu Erbakan haftası münasebetiyle yapmaya çalıştığımız bu. Bu milletin inançlı nesillerine, gençlerine şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Hayal değil, gerçek. Yapıldı. Yapılabilir. Yapılabilir. Yeter ki siz dayandığınız noktaları çok iyi seçin ve o seçtiğiniz idealler uğrunda fedakarlık yapın. Çünkü Erbakan olmak öyle lafla olacak bir şey değil. Fedakarlık kısmını biraz açalım isterseniz. Yani... Fedakarlık, her şeyden fedakarlık. Malıyla canıyla, mesela Erbakan hocama hatırlarsanız bir televizyon programında nasıl yöneltilen soruda nasıl bilinmek isterdiniz dendiğinde, malıyla canıyla cihat eden bir mücahit olarak anılmak isterdim. İşte fedakarlığın aslında altını çizen nokta da inanç sistemimizde. Öyle bir fedakarlık ki malınızdan vazgeçeceksiniz, canınızdan vazgeçeceksiniz, zamanınızı bu iş için harcayacaksınız. Her şeyinizi bu iş merkezli yapacaksınız. Peki yaptığınız bu iş ne? Bu iş o kadar mühim bir iş ki aslında sizi kurtarır, toplumun kurtulması için çalışırken sizin kurtulmanızın yolu bu. Çünkü bizim inancımızda öyle diyor ya, yani eğer bir insanı kurtarıyorsanız dünyayı kurtarıyorsunuz demektir. Biz böyle bu anlayışla yola çıkıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Doğrunun, iyinin, güzelin, hakkın hakim olması mücadelesi. Sadece benim rahat etmem yetmez. Eğer 80 milyonun hepsi rahat ediyorsa ben rahat etmiş sayılırım. Yeter mi? Yetmez. 1,5 milyar İslam alemi eğer bugün zulüm altındaysa, Türkiye'deki hiç kimse ya da Müslümanım diyen hiç kimse, aa ne güzel ben rahat içindeymiş, benim çoluğum çocuğum ne güzel yemekler yiyor, okuluna gidiyor, keyfi yerinde diyemez, demekten utanmalı. Ve biz bugün Erbakan hocamın hayatını bütün insanlığın kurtuluşuna harcadığına şahidiz. Yeter mi yetmez, arkasından gelen nesillere de bunun yolunu açtığına şahidiz. Bizim inanç sistemimizde bilirsiniz ki bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir. İşte bu manada da Erbakan hocamız çok kıymetli bir insandır. Evet, bize bir yol açtı ve bize bir istikamet belirledi. O istikamet o kadar önemli bir istikamet ki sadece dünya istikametiniz değil. Evet, dünyada eğer bu istikamette yürürseniz aslında ahiretteki istikametinizin de yolunun doğru olduğu
ortada ve bunu öğretti bize. Ya hoca insanlığı hocamız kurtarmak için çalıştı ama evet, kendini de kurtarmış oldu bu şekilde. Kesinlikle. İşte milyonlarca, kesinlikle, binlerce insan hocanın canıyla malıyla cihad eden bir mümin olduğuna şahitlik ediyor şu, evet, anda. Evet. Geçtiğimiz gün yine bu hafta biz Erbakan'a ayırdık bu haftayı. Bütün programlarımızı Erbakan'ı anmaya çalışıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimizi bağladığımızda telefona, yani herkesin ondan bir şekilde bir hatırası var. Herkesin iyi şeylerle, evet, bahsettiği bir insan. İşte birçok siyasi lider geldi geçti Türkiye'den. Seveni de var, sevmeyeni de var. Fakat öyle bir yaşam yaşadı ki Erbakan, sevmeyenleri bile hakkını teslim ederek ahirete, kesinlikle, uğurladı. İşte cenaze törenindeki askerlerin katılması da, dostunun, düşmanın, herkesin, kesinlikle, milyonlarca insanın katılması da buna şahitlik ediyor. Şimdi Erbakan... Bu söylediğinizle alakalı çok benim çok hep manidar bulduğum bir şeydir. Erbakan hocamızı, evet, biz sevenleri olarak, onun takipçileri olarak hocamız diye şey yapıyoruz, sahipleniyoruz, evet, ve gerçekten içimize sindirerek bunu ifade ediyoruz. Ama farkındasınızdır mutlaka, çok yoğun muhalefet yapan ve Erbakan hocamın hayatı boyunca onunla mücadele edip karşısında olanlar bile onun hocalık vasfına ve sıfatına itiraz edemezler. Ki hocalık vasfı çok önemli bir vasıftır. Buradan şunu anlamak lazım. Evet, karşısında yer aldı ama hoca olarak kabul ediyorsa demek ki ondan çok şey öğrendi. Veya öğrenmesi gerektiğini biliyor. Gerektiğini biliyor. Yani ya işine gelmese de değerini, evet, biliyor. Evet, İsterseniz bir cenazeyi hatırlayalım. Arkadaşlar bir teaser var. Evet. Onu izleyelim. Bir VTR'miz var sevgili seyirciler. Devam edelim. Hicretin kutlu olsun Erbakan hocam, Erbakan hocam, Erbakan hocam. Hicretin kutlu olsun Erbakan hocam, Erbakan hocam, Erbakan hocam. Mekanın cennet olsun Erbakan hocam, Erbakan hocam, Erbakan hocam. Mekanın cennet olsun Erbakan hocam, Erbakan hocam, Erbakan hocam. Sonsuzluk ülkesinde bir çağrı geldi, ahşarı geldi. Ülkemin semasından bir yıldız kaydı, bir yıldız kaydı. 40 yıllık milli görüş babasız kaldı, babasız kaldı, öksüz kaldı. 40 yıllık milli görüş babasız kaldı, babasız kaldı, öksüz kaldı. 40 yıllık milli görüş babasız kaldı, babasız kaldı, öksüz kaldı. Mekanın cennet olsun Erbakan hocam, Erbakan hocam, Erbakan hocam. Mekanın cennet olsun Erbakan hocam, Erbakan hocam, Erbakan hocam. Hicretin kutlu olsun Erbakan hocam,
bakan hocam, her bakan hocam, hicretin kutlu olsun her bakan hocam, her bakan hocam, her bakan hocam, mekanın cennet olsun her bakan hocam, her bakan hocam, her bakan hocam, mekanın cennet olsun her bakan hocam, her bakan hocam, her bakan hocam. Evet, hicreti kutlu olsun inşallah. Mekanı da cennet olsun. Allah Peygamber Efendimiz'e komşu edin. Şimdi Erbakan denince benim aklıma hep üç tane şehit geliyor. Aslında üç şehitten biri Erbakan Hoca olarak geliyor. Birincisi Hazreti Sahabe Efendilerimizden bir tanesi geliyor. Ganimet paylaştırılırken Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz ona ganimetten düşen payı verirken diyor ki ya Resulallah ben diyor makam için, mal için Müslüman olmadım. Ne için Müslümanım diyor. Ben şuramdan diyor bir ok yiyerek şehit olmak için Müslüman oldum diyor. Ve öyle de şehit oluyor. Diğer bir şehit de Erbakan Hoca'nın hayatı boyunca anlattığı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin mücadelesi. 90 yaşında at sırtında şehit olmayı sürekli örnek gösterirdi bizlere. O örneği Erbakan Hoca'dan ilk dinlediğimde ben dedim ki acaba Erbakan nasıl ölecek? Çünkü siyasi yasağı vardı, genel başkanıydı. At sırtında değildi yani o dönemde. Ama Allah ona ata binmeyi tekrar nasip eyledi ve at sırtında şehit oldu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. Erbakan'ın davasını yürüten kurmay kadrolardan bir tanesinde Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanısınız ve Erbakan Hoca ile de birlikte çalıştınız. Ben biraz da böyle hatıralara, anılara gitmek istiyorum. Erbakan Hoca'ya rapor verdiniz mi hiç? Evet, evet verdim. Hayatımın en zor iki gününü Erbakan Hocam'ın karşısında iki kez rapor vererek geçirdim. Ve herhalde hiç unutmayacağım ama çok da... iftihar ederek belki de hatırlayacağım ama sırtımdan akan teri de hiçbir zaman unutmayacağım. İki gündü, birisi İstanbul İl Divanımıza katılmıştı Erbakan hocamız. O zaman Fazilet Partisi Kadın Kolları Başkanlığı'nı yürütüyorduk ve divanımızda bizi tek tek sorguladı. Katılımcılardan tutun da ilçe raporlarından müşahitlere kadar, sandık toplantılarına kadar tek tek sorguladı ve o gün hayatımın en zor günüydü. İkincisi de Ankara'da yine bir il başkanları, il kadın kolları başkanları toplantısında sorguladı. O da hayatımın ikinci zor günüydü. Tabii bir de İstanbul İl Başkanı olunca hocanın evet. İstanbul'a verdiği örneği evet. Payitaht. Evet. Şimdi bir de Erbakan Hoca'nın şöyle de bir özelliğinden sürekli bahsederler. İşte insan birisinden fırça yerse veya birisinden hakaret içermeyen azar duyarsa tepki verir insan olarak. Yani insanın eşinden bile gelse bu bir şekilde tepki gösterirsiniz ama Erbakan Hoca'nın atmış olduğu fırçalar, azarlaması insanı çok fazla üzmüyor. Hatta biraz daha kamçılıyor derler. Evet. Siz katılır mısınız? Tabii doğrudur. Çünkü herkes bilir ki onun söylediği söz Allah rızası içindir. O nefsi için bir şey söylemez. Onu bildiğiniz için de şahsınızı algılamıyorsunuz zaten. Siz bir davada bir görev yürütüyorsunuz ve başınızdaki kişi de o görevi en iyi yapmanın sorgulayıcısı, doğal sorgulayıcısı. Ve en iyi de yapan aslında. Evet, evet. Ve her zaman da hayatında yaşayışıyla bize örnek olduğu için ve en iyi yapmanın mücadelesini de biz onda gördüğümüz için böyle bir şey hissetmemiz mümkün değil. Ancak eyvah hocam bizden bunu istiyor, biz bunun daha iyisini yapmalıyız. Ve ben şunu çok iyi hatırlıyorum, bu Ankara'da il başkanları toplantısında bahsettiğiniz şekilde hocamın sorgulamasından sonra ben pazar günü
İstanbul'a döndüm. Evimi taşıyordum. Sanıyorum salı günü evim taşınacağı halde pazartesi günü bütün ilçe başkanlarını il merkezinde topladım ve dedim ki hocam İstanbul için bunları söyledi. Bizim şunları yapmamız lazım. Herkes mevkiine çekilecek ve hocamın emirleri tek tek yerine getirilecek. O toplantıyı hiç unutmuyorum. Çok ciddi bir toplantı yapmıştık hocamın talimatları üzerine. Yani etkili oluyor. Kesinlikle. Hocayı görmek, kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi Erbakan'ı konuşuyoruz tabii. İzleyicilerimiz bu arada telefonlar kilitlenmiş. Canlı yayına katılmak istiyorlarmış. Ama biz size vakit ayırdığımız için bugün canlı yayın almayacağız. Yarın inşallah izleyicilerimizi yine almaya devam edeceğiz. Şimdi neler yapılacak Erbakan Atası boyunca onları konuşacağız. Ama evet, ikinci bölüm konuşacağız. Çok az bir süremiz kaldı reklama gitmek için. Şu Erbakan Hoca'nın birazdan aile hayatına da girmek istiyorum. Neden size bunu yönelteceğim? Çünkü izleyicilerimiz belki bilmezler ama Nagihan Hanım Yasin Hatipoğlu Bey'in, ağabeyimizin, dava ağabeyimizin kızı ve şu anda Milli Görüş Lideri, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Aslıtürk Bey'in de gelini. Dolayısıyla aileye de yakın bir isimsiniz. Evet. O büyüklerin aile hayatları, belki siz de babanızı çok fazla görmediniz, aynı sofrada çok fazla kahvaltı yapma, yemek yeme imkanı bulmadınız ama onların ailelerine ayırdıkları vakit ve ailelerine verdikleri eğitimden biraz bahsedelim. Yani tabii bunun için Allah'a hamdü senalar ediyorum. Gerçekten bu çok büyük bir nimet bizim için. Erbakan hocamızın çalışma arkadaşlarının evlatları olmak çok çok büyük nimet. Ve biz doğduğumuz andan itibaren Erbakan ismiyle büyüdük. Bu bizim için inanılmaz bir nimet Allah-u Teala'nın bahşettiği. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şunu bir kere çok açık ifade edelim. Dava bugünlere geldi ama inanın hiç kolay gelmedi. Yani bizler büyüklerimiz kendi üzerlerine düşen fedakarlığı yaparken aslında evde aileleri de herkes kendi seviyesine ve kendi durumuna göre fedakarlıklar yapmak durumunda kaldı. Doğru söylüyorsunuz, biz babalarımızı görmeden büyüdük. Ama Allah-u Teala'ya hamd senalar olsun, bundan hiç şikayet etmedik. Çok özlediğimizi hatırlıyoruz sadece. Yani çok çok özlediğimi ben kendim hatırlıyorum ve annem beni babam niye gelmiyor artık ya da niye yok dediğimde beni ikna etmek için, çünkü gece çok geç geliyor, sabah çok erken gidiyor ya da işte gidiyor haftalarca gelmiyor. Beni ikna etmek için farklı yollar bulduğunu ben şimdi düşündükçe hatırlıyorum. Çocuklar olarak fedakarlıklar yapıldı. Eşler olarak annelerimizin yaşadıklarını, yani biz hepimiz yaşayarak gördük. Çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Büyükler olarak fedakarlıklar yapıldı. Mesela ben şunu hiç unutmuyorum. Babamların, Erbakan hocamın idamla yargılandığı ve babamların da 30'ar yılla yargılandığı bu 12 Eylül davasında tutuklanma haberlerini rahmetli babaannem radyodan dinlemiş. O zaman demek ki televizyon çok yaygın değil. Ve annem başka bir yerdeydi, beni anneme gönderdi. Çabuk git, hemen gelsin. Ve ben annemi çağırdığımda hepimizin farklı bir düşüncesi vardı. Babaannem duymuş, 30 seneyle yargılanıyor. Onun kafasında 30 sene yatacak o bir şeyle düşüncesi var. Ve o bir aile büyüğü olarak evladını 30 sene göremeyeceğini düşünüyor. Hatta cenazesinde evladı bulunmayacak. O buna yandı, üzüldü, ağladı. Annem eşi olmadan ne yapacak? Çocukları var. O onun için yandı, üzüldü, ağladı. Ben küçük, daha o zaman ilkokuldayım, çok iyi hatırlıyorum benim düşünce kargaşamı. 30 sene dile kolay. Ben
mezuniyetler yaşayacağım, babam olmayacak, hayatımda çok büyük değişiklikler olacak, babam olmayacak. Babasız bir hayat geçirmenin zorluklarını o 10 yaşındaki çocuk aklınızla düşünüyorsunuz ve cidden çok büyük fedakarlıklar yaşandı. Ama bunun için hiçbir zaman şikayet etmedik, sadece Allah'a hamd ettik. Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Allah yolunda çalışanların ailelerini Allah koruyor. Evet. Yani babasız büyüdük, babayı görmedik. Kesinlikle. İlgilenemedi belki yeterince. Yani tamam okula gönderdi, şu oldu bu oldu ama hani o baba ilgisini belki gösteremedi ama kesinlikle. Allah onun açığını, eksiğini o Allah yolunda çalıştığı için bir şekilde kapattı. Ve bugün siz baktığınızda Allah razı olsun babamdan ki bu tür kesinlikle. Hizmetleri yapmış diye kesinlikle. Diyorsunuz. Yani dolayısıyla hani şu anda bizi izleyen izleyicilerimizin belki ailevi sıkıntılar yaşayanlar da olabilir ama eğer eşler Allah yolunda çalışıyorlarsa kesinlikle. Bir şekilde Allah koruma altına alıyor. Evet. Bir de şeyi hani biraz önce ifade buyurduğunuz noktayı da ben ifade etmeden geçemeyeceğim. Hani dediniz ya hayatları nasıldı? İnanın hayatları çok mütevazi hayatlar. Yani bunun için de ayrıca ben Allah-u Teala'ya hamdü senalar ediyorum. Niye? Çünkü onlar ellerine geçen her imkanı, Allah'ın onlara nimet olarak verdiği her şeyi davada harcamayı bir görev bildiler. Bunun için şöyle bir baktığımızda hem kendi büyüklerimiz açısından hem Erbakan hocamızı gerçekten aile olarak tanıyıp aile şeylerini de bildiğimiz için çok açık ve rahat ifade ediyoruz ki onlar çok mütevazi yaşadılar, yaşıyorlar ve bu da inanç ...ca olan bağlılığın bir gereği... ...bunun içinde ne kadar hamdü senalar etsek... ...azdır Allah-u Teala'ya. Mesela işte Yasin Hatipoğlu... ...meclis başkanı eski vekili... ...gibi bir konumda olan bir insan... ...şu anda cep telefonundan ulaşabilen... ...her çağırdığınız yere... ...sağlık ölçüleri... ...fırsat verdikçe gelebilen... ...gelmek isteyen, gelmek için canı... ...hatta sanırım geçtiğimiz seçimlerde... ...Başakşehir'de biz programda bir sunucuyduk... ...ben artık Başakşehir'de oturuyorum... ...bir süre... ...bana artık mahalle başkanlığımı verirsiniz... Evet. ...ne verirseniz evet. göreve hazırım... ...diyebilecek kadar mütevazi yaşayan... İşte ...ülkerimiz. Hepsi Erbakan hocamın... ...eğitiminden geçtikleri için... Onlar sınırlarını çok iyi biliyorlar ve o sınırlar çerçevesinde hayatlarını düzenliyorlar. Mesela hani ulaşılmazlık dediniz, misafir ağırlamayı çok severiz. Evet. Ve babam yani arayan herkesin gelip evinde misafir olmasını çok ister. Yani ulaşılmazlık diye bir şey yok çünkü onların hayatı, insanlığın kurtuluşuna hizmet etmek üzere kurulmuş bir hayat. Bu açıdan mütevazi yaşantıyı çok çok önemsiyoruz ve Allah'a hamd senalar olsun. Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda harcamak bütün inançlı kesimlerin olduğu gibi hepimizin düsturu olmak durumunda. Biraz sohbet havasına girdim program ama şu bir eksiklik mi acaba? Şimdi Erbakan Hoca vefat etti ama Erbakan Hoca'dan biz kendi hayatını kendi sesinden dinleyemedik. Evet. İşte Yasin evet. Hatipoğlu, Oğuzhan Asiltürk, Recai Kutan, Fehim evet. Adak vefat etti dinleyemedik. Evet, evet. Bu fırsatları kaçırmamak lazım. Belki evlatlar doğru olarak size düşebilir bu. Evet, evet. Bunu değerlendirmek lazım. Doğru söylüyorsunuz çünkü her birinin hayatı çok kıymetli. Çok dolu. Yani bunu şey için söylemiyorum, insanlara bağlılık manasında yok. Söylemiyorum. Hayatlar örnek olsun. Evet, örnek hayatlar olsun diye bunu ifade ediyoruz. Şimdi 21. yüzyılda böyle dava delisi insanların yaşadığını bilmek mutlaka genç nesillere bir ışık tutacaktır. Model olsun dediniz ya. Evet işte, bu çok önemli. Allah hayırlı uzun ömür versin. Yasin Bey'in model bir hayatını bir tek siz anlatabileceksiniz. Evet, ne kadar anlatabileceksiniz? Evet, dolayısıyla evet. bunu eserleştirmek lazım. Evet. Kayda almak lazım. Doğru teklif, bunu güzel bir teklif lazım. Değerlendirmek de müsaade ederseniz kısa bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra Erbakan Haftası etkinliklerine girmiş olalım. Onları konuşalım. Peki, peki. Kısa bir reklam arasının ardından Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagihan Gürasitürk Hanımefendi ile sohbetimiz devam edecek. We'll be right back.
hislere hor bakmadın, hiçbir gönül yıkmadın. Bizlere hor bakmadın, hiçbir gönül yıkmadın. Yıllar yılı bıkmadın benim muhterem hocam. Yıllar yılı bıkmadın benim muhterem hocam. Evet, Milli Görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmet ve özlemle anıyoruz. Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Nagihan Gürasya Türk hanımefendi konuğumuz. Birinci bölümde biraz anıları, hatıraları Erbakan Hoca'yı konuştuk. Şimdi etkinliklere gelecek olursak İl Kadın Kolları olarak neler yapacaksınız etkinlikler kapsamında? Şimdi tabii genel merkezimizin verdiği talimatlar doğrultusunda, biliyorsunuz genel başkan yardımcımız, tanıtmadan sorumlu genel başkan yardımcımız bu hafta ile alakalı Türkiye genelinde yapılacak çalışmalardan bahsetti. Bu doğrultuda da bize hedefler verildi genel merkezimiz tarafından. Biz bir ayı aşkın süredir Erbakan Haftası'nı en etkin şekilde geçirmek ve Erbakan hocamızı en etkin şekilde anlatabilme derdiyle dertlenip çalışmalarımızı, planımızı, programımızı ortaya koyduk ve inşallah bugün bir sergi açılışımızla programımızı başlatmış nerede olacağız. Yeni Kapı metro istasyonumuzda Erbakan hocamızın anlatıldığı ve bir kısım da bilgilerin içerdiği, resimlerin altında bilgilerin de olduğu bir sergi açılışını il başkanımızla birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Saat 11'de. Bütün izleyicilerimizi de buradan davet etmek isterim. İnşallah bu heyecanı, bu güzelliği yaşamayı, birlikte yaşamayı arzu ederiz eğer gelirlerse. Şimdi tabii sadece bu çerçevede değil, bu bir haftayı en yoğun şekilde gençinden yaşlısına anlatabilmek, hatırlatabilmek amacıyla bir dizi programlar tertipledik. İl başkanlığımızın çalışmaları var, kadın kollarımızın, gençlik teşkilatlarımızın ve bu kapsamda salon programlarımız, resim sergilerimiz, hatim programlarımız, dua programlarımız, canlı yayın programları burada evet. TV5'in desteğini de teşekkür ederek söylemek istiyorum. Büyük bir canlılıkla, büyük bir hareketle hocamıza yakışır şekilde 5. seneyi geçirmek istiyoruz. Konu başlığımız, bu seneki konu başlığımız savaş değil, barış, çatışma değil, diyalog. Bu çok önemli. Bu aslında manidar bir başlık. Çok şu anda kan gölüne dönmüş coğrafyamız. Ülkemizde bu kadar çatışma varken savaş değil barış, çatışma değil diyalog. Aynı zamanda D8'in de umdelerinden bir tanesi. Evet, yani aslında hani başta bahsettiğimiz Erbakan hocam siyasete başka bir bakış açısı, inanç merkezli bakış açısı getirdi dediğimizi, aslında sadece bu D8'in şu 6 ilkesini baktığımızda gerçekten farklılığın ne kadar önemli olduğunu görmek mümkün. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil adil düzen, baskı ve tahakküm değil insan hakları. Yani bir tarafta gücün üstün tutulduğu bir sisteme karşı hayır, hak sebebi güç değildir ve haklının hakkını alana kadar mücadele de hepimizin boynunun borcudur şeklindeki anlayıştan yola çıkarak. Bu çok önemli. Burada inşallah bugün sergi açılışımızla başlayan programımız ilçelerde sergilerimizin düzenlenmesiyle devam edecek. Cuma günü özellikle hocamıza yönelik yapacağımız hatim dualarımız, ki kardeşlerimiz canı gönülden çok ciddi sayıda bir hatim okudular. Evet. Mesela sadece bir örneği söylemek isterim. Anadolu Gençlik Derneğimizin evinde kalan bir kardeşimiz kendi aralarında konuşurken işte hocamız için seneyi devriyesine hatim yetiştirelim derken ya kaç tane okuyalım? Bir kardeşimiz sadece 1001 tane hatimi
etrafında organize etmiş, okutmuş ve Erbakan hocamı sevmek demek aslında bu anlamanın sonucu bu. Yani anlamış bir genç, görmemiş aslında belki, hayatında hiç görmemiş ama onun ne yapmaya çalıştığını, neye hizmet ettiğini ve onun istikametinin ne olduğunu o kadar iyi sindirmiş ki 18 yaşında bir genç kız etrafındakileri organize etmiş ve 1001 tane hatimi sadece tek başına okuyabilmiş. Bu çok muazzam bir şey. Yani Allah'a hamdolsun gençlerimiz... bizim aslında belki de tahmin etmediğimiz kadar Erbakan hocamızı tanıyor, anlıyor, seviyor ve sahip çıkıyor. Cuma günü özellikle hatim dualarımız, hocamızı anma dualarımız olacak. Allah kısmet ederse. Cumartesi günü il başkanlığımızın Eyüp Sultan Camii'nde bir hatim ve dua merasimi var. Yaslanamızın mütakip. Arkasından pazar günü önemli bir toplantımız var. İl başkanlığımızın düzenlediği ve Şişli Kent Kültür Merkezi'nde yapılacak olan panelimiz ve resim sergimiz. Buna ben buradan bütün halkımızı da tekrar davet ediyorum. Orada Erbakan hocamızı farklı bakış açılarından değerlendirip bir dünya lideri olduğunu ortaya koyacak güzel bir panel olacak. Ve arkasından da inşallah pazar günü Erbakan hocamızın kabrinde yapılacak dua ile inşallah 14'te devam edecek. Ve önümüzdeki hafta içinde de kadın kolları olarak biz ilçelerimizde çok yoğun geçiyor bu resim sergilerimiz ve halkımızın cidden çok ciddi teveccühü var. İlgiler nasıl, ben çok, onu sormak çok, istiyorum biraz. Yani çok minnettar olarak gelen var, çok üzülerek gelen var, kıymetinin yaşadığı zaman anlaşılmamasına duyulan üzüntülerini ifade edenler var. Ama şunu çok açık ifade edelim ki toplumun en uç kesimindeki insanlar bile bugün Erbakan hocamızı gerçekten rahmetle anıyor. Gerçekten onu saygıyla anıyor. Niye? İşte o siyasete getirdiği boyut açısından. Yani düşünsenize, öyle bir lider ki her zaman nazik, her zaman kibar, her zaman söylemesi gereken şeyi en ince nüktelerle ve esprilerle süsleyip ama tamamen hedefe odaklı ama gerektiğinde de meclis kürsüsünden kükreyebilecek kadar güçlü bir lider. Bana ne Amerikalı'dan diyebilecek kadar. Evet. Kararlı. Yani bu çok çok önemli. Bunu toplumumuzun tüm kesimi farkında. Onun için belki yaşarken sahip çıkılmadı ama Erbakan hocamıza her kesim sahip çıkıyor ve herkes onu anlamaya gayret ediyor. Bu durumda tabii şeyi de ifade etmek lazım. Biz Milli Görüş Camiası, Saadet Partisi camiası olarak şunu çok açık ifade ediyoruz ki onun başlattığı şeylerin devamı Allah'ın izniyle kişiler ömürlerini tamamlarlar ve vadeleri dolar, görevlerini yerine getirirler, Rablerine kavuşurlar. Ama açtıkları yol devam eder. Evet. Ve hocamızın açtığı yolda Saadet Partisi çatısı altında devam etmekte ve Allah'ın izniyle onun koyduğu hedefler, ilki önce yaşanabilir bir Türkiye'yi oluşturma hedefi, yeter mi yetmez, sonra yeniden büyük Türkiye bölgesine hakim olacak, abilik hamilik yapacak bir Türkiye ve yeter mi, o da yetmez, tüm dünyaya kurtuluşuna vesile olacak yeni bir dünya hedefini gerçekleştirme azmindedir, kararlılığındadır ve bunun için canla başla çalışmaktadır. Bunu da buradan altını bir kez daha çizmek şimdi isterim. Toparlayacak olursak bu etkinlikleri geçelim. Başka konulara girmek istiyorum. Çünkü bugün saat 11'de Yenikapı metrosunda bir fotoğraf sergimiz İnşallah. Var. Kadın kollarını düzenlemiş oldu ve İnşallah. Basın açıklaması. Aslında haftayı da başlatıyorsunuz. Evet. Cuma günü hatimler var ilçelerde ve fotoğraf evet. sergileri devam edecek. Cumartesi günü... Özür dilerim. Cumartesi günü şeyi unuttum. Gençliğimizin, kadın gençlik komisyonlarımızın Eminönü'nde cumartesi günü resim sergisi ve hocamızı tanıtım amaçlı Eminönü meydanında yapacağı bir de o saat kaçtı. Geniş çaplı bir çalışmamız var. O da inşallah 11'de başlayacak. Akşam 5'e kadar devam edecek. İnşallah
bütün kardeşlerimizi oraya da davet etmek İnşallah, isteriz. İnşallah cumartesi yazsın amadır Mütakip Bey. Eyüp Sultan'da program evet. var. Şişli Kent Kültür Merkezi'nde pazar günü saat 11'de bir evet. panel var. Evet. Bu panelde katılımcılarla ilgili sanırım Burhan Bozgeyik var, Nevzat Çiçek var. Nevzat Çiçek var, evet. Mustafa Kurdaş, moderatör. Evet, evet. Öğleden sonra da pazar gününde kabri başında. Genel Başkanımızın katılımıyla inşallah kabri başında bir anma programı anma olacak. Programı olacak şimdi inşallah. Erbakan'ı anmak, onun yolundan gitmek, onun yolunda olmak bu aralar çok fazla kullanılan bir tabir oldu. Çünkü prim yapan bir evet, siyasi tabir. Evet. Erbakan'ın yolundan ilerliyoruz. Bunun yanında işte birkaç tane eklemeler yapılıyor. Özal'ın, Adnan Menderes'in yolundan ilerliyoruz. Şimdi Erbakan'ın yolundan ilerlemek ne demek? Herkes bunu kullanıyor işte dediğiniz gibi herkes Erbakan'ı artık anıyor. Yani Erbakan'ı anmak, rahmetle anmak, onu anladığını ifade etmek evet. aslında çok fazla bir anlam ifade etmiyor şu anda. Yok tabii. Bu ayrımı nasıl yapacağız? Tabii. Yani Erbakan'ı anlamak demek ne demek? Şimdi Erbakan hocamızın 45 senelik siyasi hayatı boyunca ortaya koyduğu ilkeler belli. Yani şimdi bakın sadece bir tanesini ele alalım. Savaş değil barış. Evet. Sadece bu bile işi çözüyor. Bakıyorsunuz eğer barışçıl yollara tevessül ediliyor ve o yöne eğililiyorsa Erbakan hocamın yolundan gidiliyor. Ama yok illa bir savaş diretiliyor da mesela Suriye politikasından bahsediyorum. Maalesef. Yani biz Milli Görüş camiası olarak başta genel başkanımız olmak üzere ısrarla altını çizdik 5-6 sene öncesinden savaş başlamadan önce. Bakın bu gerginliğe gidiyor. Bunun yolu savaş değildir. Bunun yolu orta yolu bulmak ve bir anlaşma zemini oluşturmaktır. Bunu da yapacak tek yer Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ama siz Esatçı... Evet, böyle söylediği zaman genel başkanımız maalesef Esatçılıkla itham edildik ve Esat tarafıymışız gibi gösterdik. Halbuki şunu çok açık ifade edelim, biz hiçbir zaman hiçbir yerin tarafı olmadık. Biz sadece hakkın tarafı olduk, doğrunun tarafı olduk. Ve sonra bakıyorsunuz bizim 5 sene, 6 sene önce söylediğimiz şeyi Amerika... 5 sene sonra evet savaş bu işin çözümü değilmiş deme noktasına geldi. Özür dilerim. Birinci bölümde haberleri verirken bir haber verdik. Rusya ve Amerika anlaşmış, evet. uzlaşmışlar ateşkeste. Rusya da Esad'ı çok ikna acıklı. Etmiş. Şimdi burada problem de şu aslında. Şimdi sınır komşumuz evet. Suriye. Evet. Söz hakkımız bizim olması lazım. Evet. Çünkü ülkemizde evet. 3 milyon Suriyeli var. Evet. Hani tırnak içinde söylüyorum. Sıkıntısını yaşayan biziz. Kardeşlerimiz ölüyor. Bizim kardeşlerimiz onlar. Amerika Okyanus'ta hiçbir etkisi olmaması lazım. Ama Türkiye'yi öyle bir duruma düşürdük ki hiçbir söz hakkı yok. Kesinlikle. Ve Dışişleri Bakanı'nın söylediği söz açıkçası vatandaş olarak benim zoruma gitti. Dostum Kerry uzlaşma Kerry. Metnini bana gönderdi. Hani bizim metinde hiçbir katkımız yok maalesef. Evet. Şimdi Erbakan olsaydı bu metni kendisi mi yazardı yoksa bekler miydi Amerika? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir kere Erbakan hocam biliyorsunuz Mısır'da yaşanan olaylarda Fethullah Erbaş Beyefendi evet. Gidip orada yargılanan ihvan üyelerinin kurtuluşuna vesile oldu. Erbakan hocamızın yönlendirmesiyle. Sonra bir takım diğer İslam ülkelerinde yaşanan sıkıntıları Erbakan hocamızın bizzat kendi yaptığı, hiçbir yetkisi yokken evet. yaptığı çalışmalarla oluşturulan diyaloglarla ortaya çıkan barışlar bunlar. Siz koskoca devletsiniz, Osmanlı'nın torunu olacaksınız ve bir lider ülke pozisyonunu sürekli kullanıp duracaksınız iç politika malzemesi olarak, ama öbür tarafta dostum Kerry diye bir konuşmanın içerisinde belki 10 kere dostum Kerry diyeceksiniz. Şimdi o zaman şunu söylemek lazım. Kerry sizin dostunuzsa PYD'de onların dostu. Dostumun dostu dostum kimdir? Kim yani? O zaman bunlar nasıl ilişkiler? Bakıyorsunuz Suriye'nin kurtulmasıyla alakalı bir masa kuruluyor. Tamam güzel, bu güzel, ama o masada Suriye dışında herkes var. Böyle bir anlaşmanın Türkiye'de olması yok, mümkün değil. Türkiye'de evet. yok. Yani siz öyle bir hale gelmişsiniz ki egemen güçlere tamamen dünyayı terk etmişsiniz. Siz parçalayın, bölün. Nasıl paylaşıyorsanız paylaşın. Bize de bir şey verirseniz ne mutlu bize. Vermezseniz de hiç umurumuzda değil. Yani Sayın Davutoğlu'nun bundan birkaç hafta önce yaptığı bir açıklamada diyor ki Suriye'deki komşumuz kim olursa olsun
Biz orada sınırlarımızın mücadelesini vereceğiz. İnsanın aklına şu geliyor. Niye Suriye'deki komşun Suriye olarak kalması mücadelesini vermedin de bugün daha Suriye'deki komşunun kim olacağını bilmez haldesin. Kim tayin edecek bu komşuyu? Kim tayin edecek? Yani sen eğer bu oyunun herhangi bu herhangi bir yerinde, denklemin bir yerinde değilsen senin adına payı kim yapacak? Bir de bu arada bu kurtlar sofrasında bunlar paylaşılırken 500 bine yakın insanın ölmesinin vebalini kim üstlenecek? Yani onun için burada mutlaka aziz milletimiz bu değerlendirmeyi çok iyi yapacaktır. Ve Erbakan hocamızın yolundan gittiğini lap olsun diye söyleyenlerin kim olduğunu ya da gerçek manada Erbakan hocamızın arkasından kimin gittiğini ayrımını çok iyi yapacaktır. Erbakan demek dik duruş demektir. Yani ben hani belki son cümle olarak söyleyecektim ama şu anda çok yeri geldiği için. Son cümleyle geldik zaten. Geldik mi? Evet. Eyvah, peki. Belki şunu söylemek gerekir. Yani biz şunu Erbakan hocamızı anlamak için aslında şu iki cümlesini çok iyi tahlil etmek ve çok iyi anlamak lazım. Bu iki cümlede meclis kürsüsünden yapılmış bir konuşma içerisinde geçen iki cümle. Birincisi inanç noktasındaki duruşunu anlamak adına ve o meclis kürsüsünden asillerinin ona vekalet verdiği ve orada o asillerin hakkını arama mücadelesini verme için kullandığı o kürsü konuşmasında diyor ki ben ne yaptıysam Allah rızası için bana yaptım. Oy versinler diye değil. Bana oy versinler. İşte Erbakan hocamızı anlamak için sadece inanç durumundaki noktayı anlamak için sadece bu cümle yeter. Bir ikinci cümle yine meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada bu da lider olma noktasındaki duruşunu gösterme. Bana ne Amerika'da? Bitti. Evet. Eğer bir insan Erbakan hocamın bu bana ne Amerika'dan deyişini anlayabiliyor da bugünkü gelinen noktadaki durumu çok iyi analiz edebiliyorsa Erbakan'ı anlamış demektir. Bu ikisi çok önemli. Şunu da ifade etmek isterim ki yani Erbakan hocamız bir ülke dolusu uyuyan insan içindeki tek uyanık insandı. Ve o tek uyanık insan öyle bir hamleyle o vatan evlatlarını uyandırdı ki Allah-u Teala'nın yardımıyla bu ülkede iktidarlara geldi. Geçiyor, tek başına iktidar olamadığı halde hiç kimsenin hayal bile edemediği toplu iğne üretilemez denilen Türkiye'de ağır sanayi hamlesini başlattı. Ahlak ve maneviyat diye bir çıkışla bu milletin sadece maddi kalkınmayla ilerleyemeyeceğini, mutlaka manevi kalkınmayı da dikkate alması gerektiğini ifade edip hükümet protokolüne ve kalkınma planına manevi kalkınmayı ekledim. Yerleştirdi. Şimdi bakıyorsunuz dindar nesil her yerde imam hatipler açıldı. Çok güzel, bunların hepsini tebrik ediyoruz. Ama bununla birlikte suç oranlarının niçin bu kadar arttığının konuşulması ve düşünülmesi gerekiyor. Yani mesele sadece konuşmak değil, yapmak, ortaya koymak, bir şey üretebilmek. İşte Erbakan demek bu demek. Hayal etmek, inançları doğrultusunda hiçbir taviz vermeden onu gerçekleştirmek için mücadele etmek demek. İşte Erbakan olmak demek, Müslüman olmaktan utanmamak demek. Kesinlikle. İşte hani başta birinci oturumda bahsettiğimiz inanç merkezli siyaset, evet, demek bu. Yani her şeyiniz o inanç sisteminiz doğrultusunda organize ederseniz zaten sonuç alabiliyorsunuz. Yani Müslümanların bu dinlerinden dolayı kapılıkları, aşağılık psikolojisini, evet, yıkan. Kesinlikle. Ya düşünsenize bir lider ve kendisinin arkasından gelenlere her eğitiminde şunu çok açık ifade ediyor. Diyor ki kafanıza 3 tane çivi çakıyorum diyor.
Çivi çakmak nedir? Hani insan düşünüyor ya, kafaya çivi çakılır mı? Tamamen mecazi. Evet. Çivi çaktığı zaman kafanda nasıl bir acı hissedersin ve onu hayatın boyunca unutmazsın ya. Yani o etkiyi bırakmak için hayatın boyunca unutmayacağın üç şey. Birincisi, İslamsız saadet olmaz. İnancına sahip çıkacaksın. İnancını bileceksin, öğreneceksin. Yeter mi? Yetmez. İkincisi... Çok özür diliyorum. Burada İslamsız saadet olmaz da iki mana yok mu? Bir, saadet partililere mesaj var. Dininizi güzel yaşayın. Takva olun. Doğru, ibadetlerinizi iyi yapın. Evet. Çünkü İslamsız saadet olmaz. Evet. Yani İslam'ı kaldırırsan saadet partisinin bir anlamı yok demek istiyor aslında. Buna dikkat edin diyor. Evet. Bir de dünyanın saadeti için İslam gerekiyor. Evet. Yani o inanç merkezli siyaset dediğimiz şeye sahip çıkacaksınız. Bu çizgiden ayrılmayacaksınız. Bu vesileyle de ifade edelim. Genel başkanımız ve diğer büyüklerimiz her vesileyle ifade ederler. Yani biz Kur'an ve sünnet çerçevesinde şeylerini oluşturan bir sistemiz, bir hareketiz. Bunu her zaman da söylerler. İkincisi, evet, inanç... Bunun saadetin inanç merkezli olduğuna inanacaksın. Yeter mi? Yetmez. Bunun mücadelesini vereceksin. İkinci çivi bu. Üçüncü çivi, bu mücadeleyi vermek için de şuurlu olacaksın. Yani neyin hayır, neyin şer olduğunu bileceksin. Aslında biraz belki tabirle daha bir anlaşılır olması açısından pirincin içindeki o beyaz taşı görür gibi olacaksın. Yani ne doğruya, hakka, güzele, iyiye hizmet ediyor, onu anlayabilir durumda olacaksın. Aklını kullanacaksın. Evet, evet. Yani böyle bir lider, biz hepimiz çok hamd ediyoruz bu 21. yüzyılda peygamberlerin yürüttüğü mücadeleyi, hak ve batıl mücadelesini 21. yüzyılda bizim önümüzü açarak, bize yol olarak gösteren, istikamet olarak gösteren Erbakan hocamızın takipçileri olmaktan dolayı Allah-u Teala'ya hamd senalar ediyoruz. Yani biz aslında ben ve benden sonraki nesil için işte Erbakan Hoca'yı son görmüş nesil diyelim. Şanslıyız aslında biraz. Çünkü böyle bir lideri tanıdık. Evet. Ve böyle bir lideri en azından birkaç kere de olsa sohbetini canlı dinleyebildik. Evet, evet. İşte onu, hayatını canlı dinleyebildik. Fakat şöyle de bir ümitsizliğe düşmemek lazım. Erbakan öldü, ne yapacağız? Bu iş bitti. İşte keşke bir daha Erbakan gelmez gibi bir ümitsizlik de yersiz aslında, değil mi? Evet, bir daha Erbakan gelmez. Bir taneydi Erbakan, şimdi binler milyonlar oldu. Allah'a hamd senalar olsun. Bahar bir çiçekle başladı, evet, yani. Evet, ama çiçek açtı. Evet. Yani artık onun önünde durmak mümkün değil. Ve şunu çok açık ifade edelim ki Erbakan hocamız insan olarak görevini yerine getirdi. Ve o sorumluluğu doğrultusunda ulaşması gereken yere ulaştı. Şimdi bizim her birerimiz geride kalan Erbakanlar olarak onun anlayışıyla, onun ideallerini, yine inanç merkezli siyasetimizle ve o çerçevede gelecek nesillere taşımak ve bunun siyasi manada mücadelesini yapabilmek. Siyasi manada mücadele yapmayı Erbakan hocam çok çok önemsediği için zaten siyasete adım attı. Evet. Bunun şeyleri de yazılan kitaplarda çok açık, şimdi vaktimiz olmadığı için ifade etmiyoruz. Mutlaka siyasette bulunması gerekiyor inançlı insanların. Niye? Siyaset demek dünya şeyine yön vermek demek. İmza yetkisinin sizde olması lazım. Her şey için adil paylaşım. Eğer bugün dünyada bir tarafta obeziteyle mücadeleye trilyonlar harcanıyor, öbür tarafta açlıktan insanlar ölüyorsa, burada bir yanlışlık var. Ve bu yanlışlığı fark edip bu yanlışlığa dur diyecek sistemin mutlaka idare kadrosunda bulunması lazım. Yani İslam'da siyaset yoktur demek, Kur'an'ın yarısını kabul etmiyorum demektir. Değil, evet, kesinlikle. Kesinlikle. Efendimizin attığı her adım siyasetti. Yani Mekke dönemindeki gizli tebliğ döneminden tutun da efendim muhasara yılları bile bir siyasetti. Evet. Düşünsenize, o dönemde dendi ki sabredeceksiniz.
sabrı öğreneceksiniz. Bu da bir siyasetti. Sabretmeyi öğrendiler ve o sabrın sonunda hicret müjdesi geldi. Siz sabır deyince geçen gün Anadolu Gençliklerine Genel Başkanı Sarih Turan Bey bir konferansta Erbakan'ı anlattı. Orada iki önemli şey söyledi aslında. İki video izletti bize. Birincisi Refah Partisi'nin kapatıldığı gün. Yani ben babamdan hatırlıyorum. İşte gergin ortam. Yani hoca çıkacak ekrana, diyecek ki hadi meydanlara çıkıyoruz diyecek. Herkes ne bulduysa elini alıp meydanlara çıkacak diye bir beklenti var. Fakat hoca çıkıyor ekrana, bu tarihin içerisinde ufak bir adımdır nokta, diyor. Evet. Tabelalar değişir, yolumuza devam ederiz diyor. Bu aslında nasıl bir lider olduğunu, bu toplumu ne kadar sevdiğini, o gün belki de hadi çıkıyoruz deseydi binlerce insan ölecek. Binlerce insan, evet. Çünkü evet. İddiaya göre asker tankın ağzına mermiyi vermiş veya işte dış güçler böyle bir şey bekliyor. Amerika işte planlarımızı değiştik dedi. İkincisi de Erbakan'a Patani diye bir ülke geliyor. Ülkeden temsilciler geliyor. Kendi sıkıntılarını anlatıyor. Erbakan'a diyor ki Patani dosyalarımızı getirin diyor. Yani Patani diye bir ülkeyi biliyor. Çalışmalar yapmış, tanımış ve onunla ilgili çözüm önerileri hazırlamış. Evet, aslında benim notlarım arasında onlar da var ama tabii konuşmaya imkanımız olmadı. Yani sadece Erbakan yani hocamızı... Yönetmen kızmaz herhalde, biraz daha devam edebiliriz Erbakan gibi. Erbakan hocamızı yeri. Sadece Türkiye sınırları içerisinde sınırlandırmak da haksızlık olur. Yani onu da çok açık ifade etmek dünya lazım. Dünya lideri. Dünya lideri ve sadece hani dedik ya koskoca bir vatan dolusu uyuyan insanı uyandıran tek kişi aslında belki de İslam coğrafyasında uyuyan bir milyonlarca milyarlarca insanı uyandıran lider. Ve çok enteresan, biz bir takım İslam ülkelerinin isimlerini bile Erbakan hocamdan duyduk. Evet. Ve Erbakan hocam vesilesiyle dünyada hangi ülkede hangi zulümler oluyor bunun farkına vardık. Evet, Bangladeş'te yaşananları, Filistin meselesi. Tabii Filistin meselesi. Yani çok açıktır ve çok acıdır bugün Türkiye'nin geldiği nokta. Yani Türkiye bugün İsrail'le dost olduğunu ve ihtiyacı olduğunu ifade eder bir noktada ve insanın aklı almıyor. Siz, sizin kardeşlerinize zulmeden, efendim Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'ya zulmeden, günde onlarca çocuğu öldüren bebek katilini siz eğer dostumuz olarak görmeye başlıyorsanız burada bir sıkıntı var. Ve biz Filistin davasını Erbakan hocamla tanıdık. Arakan'da yaşananları biz Erbakan hocamla öğrendik. Bu dünya coğrafyasında Arakan diye bir yer varmış. Burada Budistler zulmediyormuş, Müslümanlara soykırım uyguluyormuş. Bosna'da yaşananları belki de... Bosna savaşını Erbakan'la kazandı. Evet, Erbakan'ın kazandığı, hocamızın kazandığı bir savaş, Çeçen mücadelesi. Yani dünyadaki bütün bu İslam coğrafyasında yaşanan mücadelelerin temelini oluşturdu. Ve sadece bu 80 milyon insanın açılan bu hayırlı şeyden nasibi değil, o insanların da nasibini oluşturan Erbakan hocam da Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla. Evet. Ve onun için dünyadaki herkes Erbakan hocama çok şey borçlu. Bunu da gittiğiniz yurt dışında karşılaştığınız Müslümanlarla çok iyi anlayabiliyorsunuz. Aynı dili konuşmuyorsunuz. Efendim aynı şeyleri yaşamadınız, görmediniz ama Erbakan dediğinizde herkesin yüzü gülüyor. Herkes de selam veriyor. Biz onu Cansu Derneği ile kurban organizasyonu için Kenya'ya gitmiştik. Dadaab kampına gittik. Orada beyaz insana karşı bir şey var. Antipati var. Beyaz çünkü gelmiş sömürmüş hep. Evet. İşkence yapmış, öldürmüş. Biz Erbakan'ın öğrencileriyiz deyince bütün kapılar açılıyor. Açılıyor. Işte. Evet. Orada teknoloji yok, televizyon yok, internet yok. Ama bir şekilde Erbakan'ı hepsi biliyor. Yönetmenim uyarıyor, süren bitti artık taşıyorsunuz diye. Şöyle yapalım. Etkinlikleri bir kez daha isterseniz hatırlatalım son kez. Evet, inşallah bugün Yeni Kapı Metro istasyonumuzda 11'de sergi açılışımız var. İl Başkanımızın gerçekleştireceği sergi açılışımız var. Gün boyunca devam edecek. Mutlaka vakitleri olursa
bekleriz. Cuma günü İstanbul'un her yerinde dua programları, hatim programları ve inanın yani herhalde 10 binlere ulaştı hatimler. Onların dua programları var. Cumartesi günü Allah kısmet ederse gençliğimizin Eminönü Meydanı'nda çok yoğun ve güzel hareketli bir resim sergisi olacak. Orada gelen halkımızla da ilgilenip hocamızı anlatmaya çalışacaklar. Akşam cumartesi akşam Eyüp Sultan Camii'nde inşallah yatsı namazını müteakip Kur'an ziyafetimiz var. Pazar günü Şişli Kent Kültür Merkezi'nde saat 11'de başlayacak olan panelimiz var. Yoğun bir katılımla gerçekleşecek. Katılımcılar Erbakan hocamızın farklı yönlerini konuşacaklar. Ve inşallah saat 14'te Erbakan hocamızın kabri başında bir dua programımız olacak. Ama onun dışında da bütün il kadın kolları olarak ilçe kadın kollarımıza hedeflerimiz verildi. Hepsinin resim sergileri, dua programları bu bir hafta boyunca ve lokallerde Erbakan hocamızı anlatma, anlama seminerleri, eğitimleri verilmiş olacak. Eğer herhangi bir yakın ilçe merkezine giderlerse onunla alakalı da bilgi alabilirler. Çok teşekkür ederim hanımefendi kardeşlerimiz. Katıldığınız için keyifli bir program oldu. 5 dakika taştık. Var mı söyleyeceğiniz son sözler? Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Yani Erbakan hocamızın dediği gibi bizim metodumuz iddia değil, ispattır. Biz vefatıyla da bize bunu gösterdi. Biz iddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. Erbakan hocamın hayatıyla ispat ediyoruz. İnanan insan inandığı gibi yaşama mücadelesini verirse her şey yapılabilir, güçlü bir Türkiye kurulabilir, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideali gerçekleşebilir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Saadet Partisi kadroları da bunun için canla başla çalışmaktadır, mücadele etmektedir. Buradan da bunun müjdesini tekrar bir kere daha vermiş olalım. Özür diliyorum ben bu sabah bir de hediye, evet, hediye aldım. Bu hediye için de çok teşekkür ediyorum. Anadolu Gençlik. Gösterebiliriz isterseniz ben alabilirsem. Öyle mi? Peki. Şöyle kameraman arkadaşım bir adım olacak. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi'nin bir Erbakan Haftası kupası hediyesi. Nagihan Hanım'a ismine özel bir kupa yaptırmışlar. Teşekkür ediyoruz Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi'ne de. Efendim çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir hediye oldu. İnşallah çalışmalarında Rabbim yardımcı İnşallah. Olsun, bereketlendirsin. Teşekkür ediyoruz. Nagihan Gül Asatürk Hanımefendi, Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Erbakan'ı anmaya çalıştık, anlamaya çalıştık. Bugünkü saat 11'deki etkinliğe davet ettik sizleri. Fotoğraf sergisine Yenikapı metrosunda bekleniyorsunuz efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizden sonra hemen bizim aile programı var. Orada geç yayını devrettiğimiz için özür diliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allahu Ekber. Thank you.